Doğan Tılıç, 23 Nisan 2022, Bir Gün. Sığınmak. Mamak cezaevinden çıktıktan sonra uzun süre Türkiye'yi daha yaşanılası bir ülke yapmanın reçetesini paylaşmıştım herkesle. Her vatandaşı 3 aylığına cezaevine koyacaksın. Reçetemin arkasındaki mantık basitti. Yoksunluklar sahip olduklarınızın kıymetini bilmenizi sağlıyor. Hayatı daha dolu yaşamaya başlıyor ve zorluklar içinde boğuşan insanların halinden anlayan daha iyi insanlar oluyorsunuz. Kendinizi başkalarının yerine koyabilmek, hayata sizin dışınızdakilerin de gözleriyle bakabilmek ve ötekiyle duygudaşlık kurabilmek her şeyden önce sizi insan yapar. Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmiş evinin karanlığında yaptığı açıklamayı tam da böylesi bir eylem olarak değerlendirdim. Evinin karanlığında, elektriği kesilmiş 4 milyon ailenin evinin karanlığına sığındı. Hayata onların karanlığından baktı. Karanlığın sebebinin neoliberalizm olduğunu söyledi ve dünyanın bütün demokratlarını da o karanlığı yırtmak için eyleme çağırdı. Bir yanda karanlıkta kalanın halinden anlamak ve onların halini anlatmak için Kılıçdaroğlu'nun karanlıkta kalışı var. Öte yanda açların halinden anlayıp nefsi terbiye için tutulan oruç ayında AKP'nin düzenlediği şaşalı iftarlar, sahurlar, saray sofraları. Kılıçdaroğlu karanlıkta kalanların karanlığına sığındı derken saçmalamıyorum. Sığınmanın iki yönlü bir eylem olduğunu, sığınanı da sığınılanı da insan yaptığını düşünüyorum. Günlerdir sığınmacıları konuşuyor Türkiye. Sosyal medyada Suriyelilere, Afganlara dönük insanı insanlığından utandıran şeyler yazılıp söyleniyor. Toplum yaşadığı bütün sorunların sorumluluğunu sığınmacıya, mülteciye, yabancıya yıkmaya hazır ve en ufak bir kıvılcımda patlayacak noktaya getirildi. Kılıçdaroğlu'nun aslında hepimizin hiç değilse bir haftada sığınmacılara sığınmamız öyle çok şeyi değiştirirdi ki. Kuşkusuz sığınmacılar bir toplumsal soruna dönüştü. Ancak sorunun nedeni onlar değil. Konuyu bu boyutlara taşıyan iktidarın politikaları oldu. Sorunun temelinde bir gün biz Suriyelileri göndermeyeceğiz, ertesi gün göndereceğiz diyen iktidarın yeni Osmanlıcı dış politikası, ekonomiyi ucuz emekle döndürme yaklaşımı ve sığınmacıları Avrupa ile ilişkilerde pazarlık konusu yapması var. Ve iktidarıyla, muhalefetiyle, siyasal partilerin bu insanları seçim malzemesi yapması. Bir ara AKP'li birileri de söylemişti, Suriyeliler olmasa ekonomi çöker diye. Ucuz emekleriyle, üretime ve ülke içinde tüketime yaptıkları katkıyla Suriyelilerin Türkiye'nin ekonomik büyümesindeki rolüne işaret eden akademik araştırmalar da var. Kısacık bir süre bile olsa sığınanlara sığınabilsek, onların gözleriyle bakabilsek hayata, ırkçılıktan, yabancı düşmanlığından uzaklaşacak ve daha fazla insan olabileceğiz. Dünya ancak birbirimizin hayatlarına sığınabildiğimizde daha güzel bir yer olacak. Doğan Tılıç.